Bu arada diğer bardaklarınız boş. Kola ya da asitli portakal ya, su içecek bir şey ister misiniz? En sonunda siz sadece sordunuz. Ben teşekkür ederim. Ay evet ya, 3 gündür kimse içecek sormuyor ne içersiniz diye. Bir tek su. Niye sormuyorsunuz? Muazzez, Murat niye sormadınız hiç kimse içecek? Evet doğru diyorsunuz. Heyecandan herhalde. Suda ama şimdi başkaları. Ama aldık yani, almıştım özel içecek. İyi aldım. Vermemeniz iyi olmuş ama. Evet iyi ki almışsınız. İyi ki almışsınız, rahatlamışız. İsterseniz getirebilirim. İster misiniz içecek bir şey? Soruyor. Teşekkürler. Bu arada sunum, tabaklama, porsiyonlama hepsini de konuşalım sevgili yarışmacılar. Nasıl buldunuz tabağın görüntüsünü, sunumunu? Daha arkadaşlar birazcık fazla yiyin. Ne güzel pişti. Yesenize lütfen. Yok zaten cenaze yemeğine gitmiş gibi kavurmayı önümüze koymuşsunuz. Yiyeceğiz işte. Cenazede hayatınızda cenazeye kaç kere gittiniz? Böyle bir yemek çok vermiyorlar. Çok kez gittim. Okey. Kavurma için bahsediyorum. Bu kavurma değil hanımefendi. Kavurmayı evet, öğrenin gelin ondan sonra tekrar konuşalım. Nedir bu? Kavurma bu, bildiğiniz kavurma yani. Et sote. Ben oraya girişte söylemiştim aslında kavurma diye ama. Bu et sote mi? Hı hı. Tamam. Bana yorum sırası gelince ben yorumumu yapayım. Yapın. Herhalde bu beğendiğin içine labne koydum. Evet. Süt de var galiba aslında. Evet. Değil mi? Etle şey ne eti diye sorsam acaba hani koyun mu inek neydi bu? Bonfile. He, çok özür dilerim ben. Pardon. Dana. Pardon, özür dilerim. Angus falan tercih ettiğim bir şey. Muazzez seninle başlayabiliriz. Bir başlayayım ben tabağı porsiyonlamayı. Şimdi porsiyon kısmı güzel. Miktar olarak güzel gelmiş. Ama ben sizin ana yemeğinizi sote olarak biliyorum. Değil mi? Evet, sote demiştim. Şu an siz bana bir kavurma getirdiniz. Yani öğrenci evi yemeği. Öyle. Öğrenci evi mi? Öğrenciler yok, kavurmayı nerede buluyordu, öğrenci yiyordu? Ne kadar parası? Yemeği. Hangi öğrenci evi zengin bu? Zengin öğrenciler de var. Zengin onlar da yiyorlar. Harvard'a gider. Yani şöyle bir şey. Hanımefendi kıymanın kilosu artık 600 lira. Lütfen benim bu şöyle hangi? Ben sözümü kesmezseniz. Öğrenci. Evet, makarna et olarak yiyecek, bana bunu kavurma olarak önüme sürseydiniz ona göre ben güzel bir şekilde yorumumu yapacaktım. Ama bu sen bunu şimdi soteden saymıyorsun. Bu sote değil. Neden? Neden olmamış onu güzel. Sote sebzesi bol olur, salçası olur, güzel bir şekilde harmanlanır salçası, sosuyla birlikte sote olur. Şu an burada sadece kavurma var. İşte bakıyorum, layık olsun bakın, diye ben insan sen yemek yerken için, bakın, bakıyorum şurada bir tane biber buldum, bir tane şuraya kenara ayırdım. Başka var mı diye bakıyorum. Bir tane soğan parçası buldum. Burada sote diyeceğimiz ve şunu da söyleyeyim, lütfen doğruyu söyleyin. Bir dibine tutma kokusu geliyor bana. Bu oldu mu? Yani şu an bize üstünden getirmişsin ama bir sarma, yani dibine sarmış, kokmuş da üstünden bize bunu getirmişsiniz gibi. Ya ette ya da bu yanındaki yatağında bunu hissediyorum çok net. Patlıcanda alıyor musun? Yani evet patlıcanda, yani ya patlıcanda bir şu kokuyu tekrar deneyeceğim. Ben de bir vallahi beğenmedim. Şey gibi değil mi? Rengine baktığınızda hani anlaşılıyor değil mi o? Ne anlaşılıyor? Hani biraz yanlışlık. Dur bakalım bir muazzez tamamlısı. Şu bu anlamda ya kremasıyla biraz töler etmeye çalıştınız, sütüyle töler etmeye çalıştınız. Uzayan bir yapış gibi bir durum var. Yapış yapış olmuş. Ama birinden birini yakmışsınız, birbirini harmanlamışsınız. Ben bunu et sote olarak kabul etmiyorum. Bir kavurma bu, et sote değil. Siz kavurma olarak yemeye devam edin bu et sote hanımefendi. İçinde domatesi var, hani, soğanı var, biberi var. Nerede? Gösterin lütfen. Nerede? Tadını alamıyorsunuz. Bu sizin damağınızın olmaması anlamına geliyor. Yani görmemiz lazım. Sote gayet, yapmamış anlamına bakın, gelmiyor. Sote gayet domatesli olur, soğanlı olur, domates biberli olur. İzleyeceksiniz ya görürsünüz ama ne kadar domates yok koyduğunu. Ama yok yani. Hayali o zaman koydunuz. Yok şu an. Yok ayrı. Yani yok kusura evet. Bakmayın. Şu nedir? Patlıcan herhalde kenarı kalmış. Olsun tamam sıkıntı değil ama bu bir... Et nasıl pişmiş? Et gayet güzel pişmiş. Ondan yana sıkıntı yok ama bu sote değil. Tamam size göre. Ben yorum yapabilir miyim acaba? İnşallah kimse etten bir daha istemez. Çünkü arkada şu an yiyorlar. Kaçtı ama ben evet, şu an kayıttaydım. Olarak... Ali'yi kılpayı kaçırdım ama diğer hanımefendiyi yakaladım. Pancarı nasıl yaptınız? Haşladınız. Gülüyorlar şu an. Tabii. Bunları yayınlayacağım. Pancarı hazır değil. Ne aldınız? Nasıl hazır değil? Yani yok. Aldınız böyle şeyi haşladınız. Haşladım doğradım okay, ettim. Tamamdır. Tamamdır. Pancarın hazır nasıl oluyor? Konservesi hiç duymadım. İlk defa konserve oluyor. Pancarlar var oluyor, ya. Oluyor. Ne? Bilmiyorsun. Gerçekten kullanmam çünkü o yüzden. Oluyor. Var var konserve her şeyi yapıyorlar. 4 tane nar koymuşsunuz. 2 tane yaprak maydanoz var. Gayet bol dereotlu salat olmuş. Olmuş mu peki yani? Tadı güzel.
haşlanması falan iyi. Güzel, diyorsun. Evet iyi. Peki. Zuhal Hanım ben yorum yapabilir miyim? Tabii ki, tabii ki Murat. Bu eti yiyenin kendisine saygısı yoktur bence. Aa. İnanılmaz tuzlu. Tuzlu mu? Tuzlu. Yani bu eti nasıl yediniz ya? Muazzez Hanım. Bana tuzlu gelmedi. Ben ilk defa böyle bir yorum duyuyorum. Ben bu eti yiyenin kendisine saygısı yoktur derken yani, mecburuz yemeğe. Ama ya, ya, ben gerçekten tuzlu. Seni krizi geçireceğim. Adam tuzlu diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Tuz neresinde onun? Çok tuzlu. Gerçekten çok tuzlu. Ne damak var, bana, ne lezzeti var, ne yemek yapabiliyorsun, ne özellikle 4-5 tane, 4-5 çatal aldım. Tuzlu yani. Baya baya tuzlu. Muazzez'e soracağım bir tek. Sana bence tuzlu gel. Tuzlu değil bu arada. Tuzlu değil ama bence yanık. De değil. Yanık diyor. Bana böreğimi yaka yaka işte yanık kısmını buldum. Siz bunu yakmışsınız ve dibine yakmadım, sarmış. Yakmadım izlersiniz. Yanmış. Bana yanık tadır. Ben tat konusunda gerçekten hastasın. Hanımefendi sizin böreğinizde bildiğiniz, tamam. Börekte daha doğrusu. Böreğimi yaktım, okey. Yakmanız, biliniz kazıdınız. Ama, kazıdınız böyle, okay. Kazıdınız. Bu nedir? Kokusundan belli. Yani bunu üstünü getirdiniz ama ben kokusundan anladım ve şu an yanık kısmını gayet net görebiliyorum, gösterebilirim. Dibine tutmuş. Herhalde o yüzden domatesler çok yandığı için yandı, tavaya veya tencereye yapıştı. Domatesi o yüzden göremiyoruz. Biberi de o yüzden göremiyoruz. Yok vallahi hiç de şey olmadı. Kesinlikle bu yanlış ve... Peki var. Murat sen ne diyorsun? Evet devam edecektim ben ama Zuhal Hanım. Yani sotenin içerisinde biber olur, domates olur. Var. Nerede var ben onu da göremedim ama tek tek bakıyorum yarım saattir. Siz bundan sonra o mavi gözlükleriniz var ya onun yerine yakın gözlüğü takın Murat Bey. Onun daha güzeli var getireceğim ben. Yok, daha sonra. Mavi yok mavi gözlükten önce bir yemek konusunda... Ben dediğim gibi soteden daha çok kavurma olmuş. Kurban Bayramı'nda verilen kavurmalar gibi. Kavurmayı çok severim. O zaman bunu da sevmişindir. Tuzlu işte. Tuzlu olmasaydı nereye keşke tuz iyiydi. Var, içinde tuz yok. Yani. Ya bakın 4-5 tane. Aşırı bir tuz gelmedi bana. Ya tuzlu. 3-4 kişi ya, tuz gerçekten. Değil derken bir şey söyleyeyim. Bakın ben şunu soracağım. Bunu abartısız sadece söylüyorum. Sadece merak ediyorum. Bir soru abartısız soracağım. Abartısız söylüyorum. Tamam, bir soru soracağım. Hani bir soru soracağım. Bıçağı bıraksana elimden. Dinliyorum. Şimdi bana tuzlu gelmedi. Hadi ben yalan söylüyorum. Kendi yemeğim olduğu için. Hanımefendiye tuzlu gelmedi, hanımefendiye tuzlu gelmedi, size tuzlu geldi, tuzlu gelmedi. Hayır. Şimdi herkese tuzlu gelmeyip de size bir tuzlu gelmese ne oluyor biliyor musun? Sizin tuzlu. Damak tadınız yok. Onunla ilgisi yok. Yok o kesin doğru. Zaten de. Hayır onunla ilgisi yok. Ben tadınız yok. 2 kere 2 = 4. Bu sote değil. Değil. Bu et sote mi sizce? Onun içinde tuz olması için 2 kere 2 = 5 olduğunu ispatlayın onun içinde tuz var. Bir şey söyleyeceğim. Et sote mi sizce bu? Bana yani bunu sote. Konuşun. Eğer gerçekten biliyorsunuz bunun et sote mi kavurma mı olduğunu konuşun. Yani ama ondan bahsediyorum. Et sote mi bu? Et sote değil yani. Yani konumuz tuz değil. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Murat Bey'in yapamadığı karidesi, osu, onun dışında ya Muazzez o, Hanım'ın ayrı. Çanak köftesi yapamadım. Kalınlığını beğenmediğimizde sizin önünüze lokum gibi bir et getirdim ağzınızda dağılıyor. Evet et okey. Ama ne sıfatla soktunuz? Yani bu şu an bir sote değil. Kapıcı Mehmet'in oğlu sıfatıyla soktunuz oldu mu? Evet evet Kapıcı Mehmet olmuş gerçekten. Kapıcı Mehmet olmuş. Yok doğru söylüyorsunuz. Haklısın. Bu ne demek ya? Yani bu, hayır bunu ben söylemiyorum kendisi söylüyor. Hı? Ve bu sote değil yani bunu kabul edin. Tamam değil hanımefendi. Okay. Sen ne diyorsun peki patlıcanına? Patlıcanı biraz beğendim patlıcanı. Güzel. Aa beğendin. Pişirmiş güzel. Kıvamı falan da güzeldi. Hı. Tadı da güzeldi yani. Sen tadını beğendin. Tadını beğendim. Muazzez diyor ki patlıcanda da ben bir koku aldım diyor. Koku falan bari yoktu. Bari bir koku var. Yok patlıcanı güzeldi. Aa, ya yani beğendim. Dibine tutma olayı kesinlikle olmuş. Dur tamam. Bakalım diğer yarışmacılar ne söyleyecek. Patlıcanı bir beğendim. Bir de salatayı söylesin sonra. Salatada sadece nar güzeldi. Onun haricinde salatayı da beğenmedim. Neden? Yani. Neden? Neyini beğenmedin? Pancarlar iyi mi haşlanmış? Pancarlar sosu mu çok kötü? Yavan geldi bana. Yavan mı? Evet çok böyle. Anlamam. Olması normal Zuhal Hanım. Tuzu, çar çöp sapı getirdi yok, dün akşam. Şey yok, dün yani dün ben... bizim önümüze onu getirdi. Roka diye başka bir salata. Nar çok güzel ayıklamışsınız. Hani bu kayıtları arayan programlar var ya. Onlar bile bulamaz onu roka salatası olduğunu. Elinize sağlık. Narı çok güzel ayıklamışsınız. Öyle ayıkladım evet. Sizin roka salatasından çok daha iyi Murat Bey. Lütfen onu aynı kefeye koymayın. Yok koymuyorum şimdi ben hakkını vereceğim. Sizin roka salatanızdan olabilir. Ben yani şimdi bakın haksız bir yorum yaptığınızı düşünüyorum. Roka salatanızdan 3 kat 5 kat daha iyi. Siz dün bize resmen ot getirdiniz. Roka zaten ottur. Ot. Ama ben patlıcan mı? Ben otlamıyorum. Salatanın patlıcan mı? Domates mi roka? Ottur zaten. Ot zaten. Yani işlenmemiş. Roka salatasının içinde bir ot şey çeşididir. Olması gerekiyor. Zuhal Hanım roka ya ot çeşididir. Doğru da tek o şekilde yani, getirmesin. Zuhal Hanım bu şey gibi bir şey. Pancar salatası dedim sadece o zaman buraya pancar koysaydım olabilir mi böyle? Hayran Bey ben beğenmedim. Sadece narınız güzeldi. Evet, elinize tamam. Sağlık. Teşekkür ederim. Elinize sağlık olsun demiyorum. Afiyet olsun demiyorum çünkü. Peki. Ben devam etmek istiyorum. Evet. Bay. Şimdi menüde yazan et sote zaten konuştuk. Et sote değil bu kesinlikle. Bak, bakın eğer menüde kavurma yazsaydınız ben bunu çok güzel İçinde şekilde yerdim. İçinde domates var. İzleyeceksiniz. Yani, domates var. Sanırım bir ses... Bağırmazsanız sevinir. Sakin olun. Ben yorumumu yapıyorum. Kavurma diye konuşuyorsunuz. Evet öyle çünkü kavurma bu. Kavurma tamamen kavurma ve
fazla kavrulmuş bir kavurma olmuş. Hani yanmış demem, diyemem de haksızlık etmiyorum. Ona geleceğim Sena. Evet. Şimdi sen yanık kokusu aldın mı ya da tadı Murat? Ette yok. Ette. Almadım. Tuzu çok fazla zor. Sen tuz aldın, tuz. Yanık kokusu yok. Muazzez de ısrarla bu dibini tutmuş, dibini almış diyor. Yanık diyor. Sena? Yok. Bende de var yani. Aynı yanık damladı. Yok. Kızarmış, okey. Aa, okey. Kızarmış. Yani... O yanık mı? Bakın. Sizin yanık anlayışınız nedir acaba? Yanık kısmını getirmediniz. Dibi tutmuş, tamam, dibi... üst kısmını getirmişsiniz. Evet, biz bir tencereye görebiliriz. Muazzez Hanım'ın böreği gibi. Aa, tencere geliyor. Görebilir miyim? Yıkamadıysanız. Ben gelebilir miyim? Yo, tencereyi getirecek getirsin, buraya. Getirsin, tamam. Fazla kavrulmuştu yani, yanık diyemem ben buna. Fazla pişmiş diyorsun. Evet. Valla siz köz tadını yanık tadı zannediyorsunuz. Nerede dibi tutmuş? Bunu zaten şeyi... Şu an yok. Misin? Yok, fazla kavrulmuş. Bakın, bir şey söyleyeceğim. Şurada fazla siyah pişiyor. Siyah şeyler, onları muhtemelen kazımış ve kaldırmış. Ne kazıması hanımefendi? Ben seni hiç kazımadım. Yani... Ya siz bir şey söyleyeyim, yemekten alıyorsunuz. Ya, ben adım bundan sonra değiştireceğim. Var. Yapmayın Allah rızası ya. İçin ya. Siz bu adamın tabağına bakarak benim böreğimi yorumladınız. Ya kendi hala tabağınıza... Nasıl devam bakın, ediyor biliyorsunuz? Ay Allah'a Zuhal Hanım, ben size bir şey söyleyeyim mi? Zuhal Hanım, kendi börek, tabağınızdan sorumlusunuz. Kendi tabağınızdaki bir... yorumu yapmadı. Zuhal Hanım tabağındaki yorumu yaptınız. Tamam, bitti mi? Bitti mi? Bu arada porsiyonlamada sıkıntı var. Sizinki çok fazla Zuhal Hanım. Muazzez Hanım'ınki de fazla. Bizimki birer tane, üçer beşer tane koymuşlar. Sizinki çok fazla Zuhal Hanım. Sen yemiş olabilir misin daha fazla? Yok, birer ikişer tane aldım. Öyle mi? Onu başa söyleyecektim aslında, daha sonra. Aa, söyleseydin keşke. Ben yoruma devam edebilir miyim? Kimse şeyini söylemiyor, nasıl pişmiş. Ama porsiyonlama da önemli ya. Yanmış diyor. Ya hayır, yanmış ama yanmış olmuş. Bak, dibini tutmuş ve iç şey. Peki tutmuş mu? Yani temizlemiş olabilir. Temizlemiş. Tam nerede temizlemiş? Öyle bir vakit mi var? Bakın, az önce gösterdim, siz de gösterdiniz. Şey, tekrar gösterebilir misiniz rica etsem? Şunu söylemek istiyorum. Söyle. Muazzez Hanım kendi gününü geçirdi. Bakın. Puanını aldı. Hayır, hayır. Şu an rakip olarak gördü. Çorbayı hayır. Güzel oldu. Çünkü her şey sıcak geliyor, soğuk gelmiyor. Bakabilir misiniz? Salatamı beğendiniz. Bakın, bakabilir misiniz? Bakabilir bu misiniz? Bu yanık mı? Evet. Yok, yanık fazla pişmiş. 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 Fazla pişmiş. Tamam. Yanık yani, hafif. Kokusu geliyor. Yanık. Domatesler yanmış. Bir şekilde domates ya, yok, biber yok. Siz yok şunu yani. Desiniz açık bir şekilde. Ben seni kardeşim rakip gördüm. Çorbanı da beğendim. Salatanı da beğendim. Masanı beğendim. Hayır. Benim masamın üstüne çıktın. Çorbanızı beğendim. Tamam ama bunu beğendim. Salatanızı da okey dedim. Hayır, kesinlikle hakkaniyetle puanı vereceğim. Ben bir devam edebilir miyim anne? Nasıl benim yarıda kaldı. Siz bana nasıl tamam dersiniz? Tamam ben bir de çünkü ben bana tamam diye susturamazsınız. Yok, ben yorumumu yapıyordum, siz araya girdiniz ama. Lütfen bana karşı tamam. Araya giren sizdiniz siz Muazzez benim... Hanım. Araya giren sizdiniz, ben yorumumu yapıyordum. Ben sizin çocuğunuz veya iş arkadaşınız veya kankanız. Ben size böyle bir muhatapta bulunmadım. Bulunmam da zaten. Bulunamazsınız. Sena devam ediyor diyor. Evet, ben devam ediyorum. Peki, devam ettiniz. Peki, devam. Siz yaptınız. Muazzez Hanım, Murat Bey'in gününde görünce dedi ki ben birinci olurum. Ama Taylan Bey buna onun böyle olmayacağını gösterdi. O da biraz böyle kıskandı, sinirlendi. Kendisinin birinci olması için çok fazla eleştirdi. Çok fazla kendince mazeret buldu. O da tabii ki birinciliği oynadığı için. Muazzez Hanım birincilik hırsıyla hareket ediyor. Çünkü benim ona verdiğim puan da onu etkilemiş muhtemelen. Hep kendini böyle üste çıkartmaya çalışıyor, kendini ispatlamaya çalışıyor ama yanık böreğiyle bakalım birinci olabilecek mi? Muazzez Hanım tabii ki birinci olmak istiyor ve buna dair bir hırsı var yani. Murat Bey'le neredeyse bugün aynı gibilerdi Muazzez Hanım, bahane bulmak için konuştu. Ben elbette ki birinci olmak istiyorum, birincilik için yarışıyorum, bunun için buraya geldim. Ama adaletli bir şekilde davranıyorum, beğendiğimi beğendim, beğenmediğimi de eleştireceğim tabii ki. Niçin buradayız? Yemek yarışmasındayız.